Ayı Mehmet Kastamonu'dan Konstantinopole gelir. Sirkecide kayıktan inerken zabit Hüseyin ile karşılaşır. Hüseyin onu Karagöz Ağa'nın gümrüğüne, hamalların reisine götürür. Reisin isteği üzerine Karagöz Ağa Mehmet'i Ermeni hamalların yanına işe alır. Hamallar aralarında bir Türkün olmasından memnun kalmazlar ve ondan kurtulmak isterler. Birkaç kere başkasının taşıyamayacağı yükü onun sırtına verirler. Ama Mehmet memleketi Kastamonu'da ayılarla güreştiği için Ayı Mehmet olarak bilinirdi ve bunun gibi ağırlıkları taşıyabiliyordu. Hamalların bu yaptıklarını bir görevli görür ve onlara kızar. Mehmet bu şekilde 6 ay çalışır. Bir pazar günü hamallar gezmeye giderler ve Mehmet'e gümrüğü emanet ederler. Mehmet banka uzanır ve denize bakar. Bu arada Yahudi tophanede oturmuş para saymaktadır. Yorulunca da yardımcısına bir adam getirmesini söyler. Yardımcısı olan diğer Yahudi de sessiz bir şekilde Mehmet'e yaklaşır ve onu uyandırmak için bayağı uğraşır. Yardımcısı Mehmet'i Yahudi'nin yanına götürür. Yahudi de Mehmet'i küçük pencereli hücreye kapatır. Parasını saymasını emreder ve kendisi gider. Mehmet para saymaktan bıkar. Şalına 300 altını koyar, demir parmaklıkları koparır ve dışarı çıkar. Bu arada Konstantinopol'ün yanından bir geminin geçtiğini görür gemi Mehmet'in oturduğu yere kadar yaklaşır. Mehmet de gemiye atlar. Gemi hareket etmeye başlar. Laz gemiciler gemide yabancı birinin olduğunu görünce, çok kızarlar. Ama Mehmet'in vericiliğinden dolayı kızgınlıkları geçer. Lazlar, Mehmet'i gavur İzmir'e getirirler ve kahvehanede işe başlatırlar. Bir kere Mehmet çarşıda gezerken, Arap bir kölenin satıldığını duyar ve gidip satın alır. Sonraki gün, Mehmet iki köle daha satın alır biri siyah öteki beyaz. Üçüncü gün çarşıda, bir zamanlar varlıklı olan, ama artık parası kalmamış ve iş arayan bir beyefendi ile karşılaşır. Mehmet, beyefendinin dediklerini ilk önce anlamaz. Güç bela anlaştıktan sonra, Mehmet onu kendine hizmetçi olarak alır. Bu beyefendi ile kölelerden biri aşk yaşar. Arap köle ise bunların hepsini Mehmet'e anlatır ama merhametli Mehmet onları affeder ve bir imam çağırıp nikah kıyar. Beyefendi ise Mehmet'in evlatlık edinmiş oğlu olur. Sonra Mehmet çarşıda gemi satan bir kaptan ile karşılaşır. Gemiyi satın alır ve tamir eder. Kaptan ise İzmir'den mal alıp yabancı ülkelere gider. Bir yıl sonra kaptan Mehmet'i bulur ve yüz para verir. Parayı gören Mehmet daha fazla parası olsun ister ve gemi ticareti yapmak için gemileri çoğaltmak ister. Mehmet birkaç yıl sonra zenginleşir. Bu arada Yahudi'den çaldığı para, Mehmet'in aklından hiç çıkmaz. Mehmet Yahudi'ye parasını geri vermek için Konstantinopol'e dönmek ister. Bir süre sonra gemisiyle Konstantinopol'ün gümrüğüne gelir. Bir gemide Lazlar, bir diğerinde Yunanlar ve üçüncüde de Osmanlılar vardır. Gümrük güvenliği zorla Mehmet'i gümrük müdürüne götürmek ister. Ama Mehmet onlara güç kullanır. Birini denize atar, birini yere vurur, diğerleri de kendileri kaçar. Gümrük memurları Yunan gemi tayfasından bütün gemilerin Mehmet'in olduğunu öğrenince ona iyi davranmaya başlarlar. Mehmet gemilerde vergi ödenecek bir durumun olmadığını söyler. Mehmet'in altın sandıklarını gören ve zenginliği ile başı dönen gümrük müdürü, İhsan Bey kızını ona verir. Bir Mart gecesi düğün yapmışlar. Mart kedilerinden biri Mehmet'in kafasına düşünce de Mehmet bu güzel rüyadan uyanmış. Meğerse hamallar gittiğinden beri uyuyormuş. Mehmet, hamallara olan borcunu kapattıktan sonra, İstanbul'da gece bekçisi olarak çalışmaya başlamış.